Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem dilini koruyan kurtuldu buyurarak şu 50 gramlık et parçasının ıslah edilmesine dikkat çekmiştir. Zira bir insanın dudakları arasından çıkan sözler onun aklının ve ahlakının belirleyicisi olmaktadır. Bir meclisin sözlerindeki ahlakı o meclisin edebini ve aynı zamanda şahsiyetini göstermektedir. O yüzden aziz dostlarım, benim bu konuyla alakalı konuşmam gerekiyor mu sorusunu önce kendimize soracağız. Evet cevabını alırsak hayır söz söyleyeceğiz. Eğer hayır cevabını alırsak o zaman da sükut ederek dilimizi terbiye etmeye çalışacağız. Dudaklarının arasında hikmetin damladığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun buyurmaktadır. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhiri. Allah'ın işiticiliğine, görücülüğüne, sesleri birbirine karıştırmamasına ve kıyamet gününde sözlerin sahiplerini hesaba çekeceğine iman eden bir kimse varsa ya hayır söz söylesin ya da dilini tutsun, terbiye etsin. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an Allah'a yemin olsun ki dilden başka hiçbir şey uzun süreli hapsedilmeyi hak etmemiştir buyurur. Dil müstesnadır kardeşler. Uzun süre hapsedilse de dil yeridir arkadaşlar. Neden? Çünkü selef demiştir ki insanın dili şeytanın elindeki ip gibidir. Onu alır, istediği facirliğin, fıskı fucurun içerisine çeker buyurmuşlardır. Kardeşlerim, unutmamamız gereken önemli bir mesele de şu beden ülkesinin içerisinde var olan her bir organın reisi cumhuru kalptir kardeşler. Ve o kalbin sözcüsü de dışa yansıyan hali de dildir aziz dostlarım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz buyurarak dil ile kalbin arasındaki münasebeti ortaya koymuştur. O zaman anlıyoruz ki insan bedeninde iki et parçası vardır ki bunlar doğru oldukları müddetçe el ve ayak hakikate doğru yürüyecek ve asla salih amele doymayacaktır. Bu iki et parçası şerre doğru gider ve eğrilirse el ve ayak da kardeşlerim asla şerden başını kurtaramayacaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan sabahlayınca bütün organları dile şöyle seslenir. Bizim hakkımızı koruma konusunda Allah'tan kork. Dikkat edin aziz dostum. El, ayak, göz, kulak ne varsa sabahleyin uyandıklarında dile sesleniyorlar. Bizim hakkımızı koruma konusunda Allah'tan kork. Biz ancak senin söyleyeceklerinden dolayı cezalandırılırız ve sana tabi oluruz. Sen doğruysan biz doğru oluruz. Sen eğrilir isen biz seni takip eder, eğri yola gideriz demişlerdir. Bakın aziz dostlarım, kötü söz söyleyen, ayıplayan, kınayan, iftira eden, dedikodu yapan, gıybet yapan,
insanların şereflerini alçaltan bir dilin sahibi vakti geldiğinde, şartlar yerini bulduğunda elini kötü maksatla kullanma konusunda cüretkar olacaktır. Döven, çalan, çırpan, yıkan, yakan, haksızlık ve zulümlerle meşgul olan bir insanın en bariz özelliklerinden biri de dilini terbiye etmemiş olmasıdır aziz dostlarım.